Kilise ve teoloji uzmanı Profesör Hans Küng Tübingen'den konuğumuz oluyor. Euronews'a hoş geldiniz. Herzlich willkommen bei Euronews. Guten Tag. Roma'da medyatik bir gösteri oldu. Papa'nın seçimi sürpriz yarattı. Peki sağlık durumunu göz önünde bulundurursak 1. Francis'in geçiş dönemi için seçildiğini söyleyebilir miyiz? Bu konuda hiçbir endişem yok. Bence bir geçiş dönemi söz konusu değil. Papa 23. John sadece 5 yıl görevde kaldı ve kendisinden önce 500 yıl boyunca görev yapan tüm papalardan daha fazla şey değiştirdi. Bundan önceki papa da küçük bir davranışıyla tüm atmosferin bir gecede nasıl değişebileceğini gösterdi. Bu seçimi nasıl değerlendirmeliyiz? 1. Francis yoksulların papası olacak mı? Sonuçta kendisi çoğunluğu Katolik olan ve birçok sosyal sorunla boğuşan bir kıtadan geliyor. Kendisinden önceki iki papanın aksine Doğu-Batı ayrılıklarına öncelik vereceğini zannetmiyorum. Bundan ziyade Kuzey-Güney farklılıklarına ve dünyadaki yoksulların sorunlarına odaklanacaktır. Bunun da manevi sonuçları olacak. Nüfus artışı ve doğum kontrolü gibi konuların yeniden ele alınması gerekiyor. Yeni papanın önündeki en önemli konu ne olacak? Çocuk istismarı ve Vatilik skandallarını temizlemek mi? Üç kardinal tarafından Papa Ratzinger için hazırlanan gizli raporu görme yetkisine sahip tek kişi yeni papa. Bu raporu inceledikten sonra kardinaller meclisi içinde kimin güvenilir olmadığını ve olayların nasıl geliştiğini anlayacaktır. Bana kalırsa en önemli reform kilisenin nasıl yönetileceğinin hukuki çizgilerinin kesin olarak belirlenmesi. Doğru bir dışişleri bakanı seçmesi çok önemli. Kilisede gerçek bir reform olabilmesi için sadece bakanların kararlarını onaylamakla kalmayıp yetenekli kişileri göreve getirmesi lazım. Roma Mahkemesi'nde de acilen reform yapmak gerekiyor. Mahkemenin kilisenin merkezi haline gelmesi ve köstek olmak yerine üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesi gerekiyor. Günümüz insanı gerçekten bir kiliseye ihtiyaç duyuyor mu? Katolik Kilisesi'nin sorumluluk alanı nedir? Gerektiği gibi işleyen bir kilise dünyanın manevi otoritesi haline gelebilir. Ancak bunun için riyakar davranışlara yer vermemesi, ahlak polisliği yapılmaması gerekir. Kilisenin insanların sıkıntılarına cevap verebilmesi, diğer Hristiyan kiliseler ve dünyadaki tüm dinlerle dayanışma içinde olması ve dünya barışı için çalışması lazım. Yeni papanın önünde büyük görevler var. Umuyorum ki yeni papa, kilisenin yenilenmesi için, Hristiyan kiliselerinin ekümenliği için ve dünya barışı için kendisinden önceki iki papadan daha fazla çaba sarf eder. Profesör Küng, programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.